Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, mücadele Moskova sokaklarına taşsa bile Esad asla teslim etmeyeceğim. Teslim et diyen var mı canım? Ne teslim etmesi? Tabii. Bilakis teslim etme diyoruz. Düzelttin mi bu konuşmayı? Yok. Ha evet. Teslim etsin demiyoruz. Yani ben götür de hukukla ilgili bir işlem yaptır, tutuklanması için ilgili yere teslim et demedim ki. Defalarca açıklandı. Putin dediğim yanlış anlamasın bak, sözüm çok net benim. Yani bu bana verdiği, yani yaptığı bu açıklama, bu benim soruma cevap değil. Yaptığım söze de bir cevap değil. Ben ne diyorum? Alsın götürsün Rusya'ya. Koruma altına alsın diyorum. Yanına para alsın diyorum ben. Mahkum edecek adama para alsın der miyim ben? Tabii, evet. Mahkum edilmesin diyorum ben zaten. Tabii. Bak çocuklarıyla, ailesiyle alınsın, götürülsün. Evet. Mahkum edilmesin, güvenli bir yere tutulsun. Ve seçimlere girsin diyorum, evet, Esad. Tabii. Doğru. Başından beri öyle. Bak demokratik seçimlere girsin. Eğer kazanırsa yine iktidara gelsin. Veya koalisyon kazanıyorsa koalisyon hükümete devam etsin. Ya Rusya'ya gelmesinde bir şey yok. Türkiye'ye gelsin. Ben söz bir Allah bir ağırlayacağım ben. Ya koruruz da yani. Hiç kimse kılına dokunamaz. Çoluğuyla çocuğuyla gelsin. Ben bakacağım. İnşallah tabii. Hazırlansın burada seçimlere. Ortalık yatışsın. Seçimlere girsin. Kazanırsa ben destekleyeceğim. Evet. Yani çünkü demokratik bir seçim kazanmış, tebrik edeceğim yani. Tabii. Veyahut koalisyon hükümeti ise koalisyona girsin. Tutuklansın diyen yok. Teslim et demiyoruz. Evet. Teslim et demiyoruz. Rus donanmasından alıp getirmek güvenli olur. O anlamda dedik. Hı hı. İsterse İran'a da götürebilir. Teslim olma besi. Hiçbir şekilde teslim olsun istemiyoruz. Ürdün'e de demiştiniz hocam. Ürdün'e de olabilir. Evet. Ama güveniyorsa Türkiye'ye getirsin. Evet. Ben bizzat biz kendi evimizde misafir edeceğim. Karısı, çocuklar hepsi gelsin. Biz misafir ederiz. Tutuklamadığım bir konu olmaz. Yani o konuda da açık beyan olsun. Onu da sağlayabiliriz. Yani muhaliflerden açık beyan sağlayabiliriz. Güvence de verdirebiliriz. Evet. Böyle bir şey olmaz. Yani tutuklanırsa zaten asarlar. Evet. Yani alın asın der miyiz adamı? Yani. Tabii ki. Evet. O zaman zaten bir anlamı yok ki gelmesinin. Tabii hocam. Adamı o şekilde öldürmeyin de bu şekilde öldürün anlamında anlamış oluruz. Tabii. Ama. Öyle bir şey mümkün mü? Başından beri ondan korumak için zaten. Ben ölmemesi için tabii, uğraşıyorum evet. Zaten. Ölmemesi için uğraşıyorum. Tabii. Yani vurmasınlar. Evet. Cinayet gibi bir olay olmasın. Yani kim vurduya gitmesin. Hem kendi hem ailesi için. Ailesinin de diyorum. Ailesi bak çoluk çocuğunu da söylüyorum. Putin bu açıklamayı boşa yapmış. Evet. Evet tabii. Öyle açıklama olmaz. Yanlış. Evet. O zaman güvence alalım. Muhaliflerden güvence isteyelim. Hı hı. Esad için. Evet. Yargılanmayacağına dair. Ondan sonra herhangi ailesine, kendine herhangi bir kötülük dokunmayacağına dair güvence. Hı hı. Yani Türkiye'de de kanuni bir işlem ona yapılamaz zaten. Evet. Ya Türkiye'de işlenmiş bir suç yok. Evet. Dolayısıyla Türkiye'de onun yargılanması mevzu bahis olmaz. Tabii. Öyle bir konu olmaz. Yani o eğer Türkiye'ye güvenemiyorsa Putin Rusya'ya götürsün. Tabii. İran'a götürebilir. Evet. Ama bence hiçbir şey olmaz Türkiye'de. Güvence istiyorsa onu da sağlayabiliriz. Ya açıkça söylesinler. Tabii. Güvence gerekiyor olabilir ona. Ben makul gözle bakıyorum. Kabul ediyorum.
Ya Putin öldüreceklerden korkuyor. Evet, evet. O haklı öyle korkmasına, ona tedbir alabiliriz. İnşallah. Yani tabi çok anormal olur yani, adam alıp getireceksin, adam da çekip vuracak veyahut asacak. Evet. E o zaman getirmenin ne anlamı var ya, öyle böyle şey olur mu? Evet, tabii ki. Başından beri bak tekrar tekrar söylüyorum, kendine ve çocuklarına hiçbir şey olmaması için, hatta huzurlu yaşaması için dedim ki ömür boyu yetecek para alsın yanına dedim. Evet, evet. Tabii hocam. İstiyorsa 1 milyon dolar alsın. Götürsün. Tabii. Yani kimse bir şey demez. Normal, şerefli, onurlu yaşasın. Kimse ona bir şey dedi yok. İşin doğrusu bakalım, o adam çok felaket. Kurtların ortasına düşmüş o. Yani Putin onu alıp çıkartsa o açıklar sonra. Yani nasıl bir belanın içine düştüğünü açıklar bence o. Evet, tabii. Yani ben onun talimat verdiğini zannetmiyorum. Tabii. Belanın içine düşmüş o. Açıkça istediği konuşmayı yapamayacağını söylüyor yandaşları. Ya ben, geldi buraya en sıkı adamı geldi. Evet. Ben dedim ki Allah bizi Mehdi'ye kavuştursun desin dedim. Hocam dedi, bazı üyeleri onu söyletmez ona dediler. Evet. Ya İttihat-ı İslam istiyor, onu belki söyletebilir. Bak söyletebilirler diyor. Tabii evet. Yani ne izin verirlerse onu yapıyor. Yani adam yakasına yapışmışlar. Evet. Esir durumda o. Öyle normal bir durum yok. Putin'in açıklaması da o yani, ben adam teslim edemem diyor. Yani kurtlar yakasına yapışmış. O mesela karısı onun çok kibar çocuk. Evet. Bayağı hanım kız o. Garibanın teki öyle, böyle cinayet minayet, bu rezaletler yani, hamile kadının karnını deşmek, çocukları doğramak, öyle psikopatlığı nasıl yapsın o ya? Yani karısı cinnet geçirir öyle bir şey olsa. Çoluk çocuk esir olmuşlar, mahvolmuş onlar. Onları kurtarıp bir yere götürmek gerekiyor. Evet, evet. Aslında Amerika da yapabilir. Alsın götürsün Amerika işte. Evet hocam, tabii. Yani Mehdiyet olacak ki. Tabii. Konum 5 dakikada fast olsun, bitsin yani. Evet. Başbakanımız onun bizzat şahsının bunları yaptırdığına inandığını zannetmiyorum ben. Evet. Allah öyle mi? Biliyor olması gerekiyor. Biliyordur ya, yani mümkün değil yani. Ya Putin'den böyle bir oturup konuşup başbakanımız, Amerikan Dışişleri Bakanı falan, bizim Dışişleri Bakanı evet, konuşup Putin'den falan birlikte bir bunu nasıl dışarı çıkarabiliriz diyebilirler, bir yol bulabilirler. Evet, çok iyi olur hocam. Hı? Çok iyi olur tabii inşallah. Çok kolay bu ya, ne olacak, adamı alıp çıkaracaklar yani. Evet. Yani herhangi bir devlet bunu rahatça koruyabilir yani, Suriye istese dahi vermez. Evet tabii. Yani. Belki bu muhaliflerin garantisi de o kadar önemli olmayabilir tabii. Ama güçlü bir devlet, vermiyorum arkadaş size Esad'ı der, olur biter yani. Tabii, inşallah. Ve mecbur değil ki, vermez yani. İstediği kadar istesinler yani.